Canlının yapısında bulunan temel bileşenlerden su, mineral, vitamin, protein ve lipid moleküllerle ilgili hangisi doğru olamaz demiş. 1 ve 2 inorganik, su ve mineral inorganik, 3, 4, 5 organik yapılı, vitamin, protein ve lipid organik yapılı doğru. 1, 2, 3 hidrolize uğramaz diyor. Su, mineral ve vitamin çok küçük olduğu için arkadaşlar hidroliz edilme özelliğine sahip değillerdir. 4 ve 5 tüm canlılarda hücre zarı yapısında bulunmakta çift katlı fosforipid tabakası bulunmakta biliyorsunuz üzerinde ise glikoproteinlerde bulunmakta yani taşıyıcı proteinlerde bulunmakta e, hücre zarı yapısında doğru 1 ve 2 düzenleyici 3-4-5 enerji verici olarak kullanılır arkadaşlar vitaminler enerji verici olaraktan ne yapılmaz kullanılmaz arkadaşlar çok fazla hani taklaya düşünmek amaçlı sorulan sorulardan bir tanesidir aslına bakarsanız bu da Denizli geldi 1, 2 ve 3 polimerleşme göstermez. Su, mineral ve vitamin polimerleşme göstermez. Çünkü bunlar küçük yapıdadır arkadaşlar. Bu yüzden göstermeyecektir. O zaman ilk sorumuzun cevabına geldi. Denizli gelmiş oldu. Bileşik yapılı bir enzimin apoenzim ve kofaktör kısımları için hangisi ortak değildir diyor. Şimdi buraya bir anti parantez açmak istiyorum. Bileşik enzimlere bakarsak eğer ki şuraya hemen yazalım bileşik enzimler diyelim. Bileşik enzimlere bakıldığı zaman şöyle iki şekilde inceleniyor. Bir tanesi apoenzim kısmı bulunmakta. Bu apoenzim kısmı değerli dostlar protein yapılı. Şöyle büyük bir tane apoenzim kısmı. Bir de yardımcı enzim kısmı yani yardımcı grup kısmı bulunmakta. Enzim değil pardon. Yardımcı kısım grubuna biz eskiden koenzim ve kofaktör diyorduk. Şimdi ise kofaktör diyoruz. Sadece kofaktör ifadesini kullanıyoruz. Kofaktör ifadesinde bu yardımcı kısımdaki yapı mineral de olabilir. Vitamin de olabilir. Yani vitamin için artık koenzim kısmını kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar. Artık vitamin içinde, mineral içinde kofaktör kısmını kullanmış oluyoruz. Tamam mı? Tanım olaraktan bu şekilde yapılıyor. Hangisi ortak değildir diyor? Protein yapıda olma demiş. Sadece apoenzimde görülmekte protein yapıda olma. Substratı tanıma demiş arkadaşlar. Substratı tanıma da arkadaşlar kim tarafından gerçekleştirilecek? Ko faktör tarafından gerçekleştirilecek. Bu da ortak değil. Substratı ürün dönüştürme diyor. Bu apanizm tarafından gerçekleştirilecek. Bu da ortak değil. Cevabımız ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Burada güncellemeye dikkat etmekte fayda var. güncellenmemiş kaynaklarda hala koenizm ifadesi geçmekte. Soru yazarı bunu güncellemiş. Bu yüzden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sorunuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Hücrede sentezlenen polimer ve salgının zardan hücre dışına atılması sırasında gerçekleşen olaylar verilmiştir diyor. Burada bir tane salgı kofulu var ve bu salgı kofulu ne yapılmış arkadaşlar? Dışarı verilmiş. Biz bu işleme egzositoz diyoruz hatırlarsınız. Buna göre hangisi olabilir diyor bu hücreyle alakalı. Çürük çürük beslenen bir bakteri demiş. Bakın bakteri de bakteri difizyon görülür. Difüzyon. Aktif taşıma görülür. Tamam mı? Aktif taşıma. Ama endositoz veyahut da egzositoz gözlenmez değerli dostlar. Koful yoktur çünkü. Bu sebepten dolayı. O zaman bu patladı. Hem ototrof hem metrototrof bir bitki. Bitkide egzostoz görülebilir mi? Görülebilir. Besin ihtiyacını ölü atıklardan karşılayan bir mantar. Mantar ökaryot hücre yapısına sahip olduğu için yine egzostoz görülebilir. Yakaladığı avının proteinlerini midesine sindirmeye başlayan etçil bir hayvanda yine egzositoz ne yapabilir? Görülebilir. O zaman cevabımız ne gelecektir? Denizli gelmiş olacaktır. Omurgalılar şubesinde incelenen bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması sınıfı hakkında kesin fikir verir. Boşaltım organının böbrek olması. E bu omurgalılarda zaten gözleniyor. Yani omurgalıların özelliklerinden bir tanesi. Ha, böbrek tipleri farklılık gösteriyor ama böbrek olması ortaktır. Bu o yüzden patladı. Ayrı eşeyli olması yine omurgalılarda gözleniyor zaten patladı. Çizgili kaslardan oluşan diyaframın bulunması ise arkadaşlar bu kimlerde bulunacaktır? Memelilerde bulunmuş olacaktı. Bu yüzden Ceyhan cevap. Kalbin dört odacık, olması diyor. Bu kuşlarda da bulunmakta. Kuşlarda. Ve kimde bulunuyor? Memelilerde bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden bu da patladı. Akciğer solunumu yapması zaten balıklar haricinde tüm vatandaşlarda görülmekte arkadaşlar. Kuşlarda, memelilerde, süngenlerde kurbağalarda görülmekte. Bu yüzden Edirne'de ne olacaktır? Patlamış olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı 4 numara soru için ne gelecektir? Ceyhan gelmiş olacaktır. Tüm genlerin bağımsız olduğu diploid bir canlıda mayoz bölünme ile oluşan gamet çeşidinin oluşturulma ihtimali 1 bölü 8 ise bu canlının üreme anı hücrelerinin genotipi hangisi gibi olamaz diyor. Ne yapacağız abi? Deneyeceğiz. Mecbur deneyeceğiz. Hemen bakın burada deneme muhabbeti çok rahat bir şekilde gerçekleşecek. Neden? Bakın şuna bakıyorum tamam mı? Küçük a küçük a gelme olasılığı kaç? Şuna bakıyorum bir de. 1. Neden? Bundan sadece küçük a gelebilir. Zaten o yüzden 1 yazdım. Büyük b küçük b'miş. B gelmiş. Olasılık kaç? 1 bölü 2 yazdım. Büyük C küçük C'ymiş. Küçük C gelme ihtimali kaç? 1 bölü 2 yazdım. Büyük D büyük D'den D gelme ihtimali 1. X Y'den de X gelme ihtimali kaç olacaktır arkadaşlar? yine 1 bölü 2 olacaktır değil mi? O zaman bakıldığı zaman ne gelecek? Bakın 1 bölü 2 var çarpı 1 bölü 2 var çarpı 1 bölü 2 var. Çarp gel 1 bölü 8 geldi mi? Geldi. O zaman hangisi gibi olamaz diyor. Adana olur. Buna bakıyorum şimdi. Buna baktığımda şu ikisinden küçük a gelme ihtimali kaç? 1 bölü 2 yazdım. Bundan bu gelme ihtimali kaç? 1 bölü 2 yazdım. Küçük c gelme ihtimali 1 zaten. Büyük d küçük d gelme ihtimali 1 bölü 2 yazdım. Ve x y'den x gelmiş 1 bölü 2 yazdım. Bakın dikkat ederseniz bunların tamamını çarparsanız eğer ki kaç gelecekti? 1 bölü 16 gelecektir. Bolu ne yapmış oldu değerli dostlar? Patlamış oldu. Devam ediyorum ben yine. Buradan ne gelecek? 1 bölü 2 geldi. Buradan 1 gelecek. Buradan da 1 gelecek. Yine 1 bölü 2 gelmiş oldu. Xy'den de 1 bölü 2 gelmiş olacak. Yine 1 bölü 8'i bulduk. Patladı. Devam ediyorum. 1 geldi. Bundan bu gelme ihtimali 1 bölü 2. Yine 1 bölü 2. Yine 1 bölü 2. Ve ne gelecekti? 1 gelmiş olacaktı. Bakın 1 bölü 8 geldi yine. Buna bakıyorum. 1 bölü 2. 1 geldi. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ve 1 geldi. Yine ne gelecekti arkadaşlar buradan da? 1 8 gelecektir. O zaman cevabımız ne geldi 5. soru için? Bolu gelmiş oldu. Aşağıdaki tabloda 5 öğrenci ekolojik ayak izlerini belirlemek amacıyla sorulan sorular ve cevaplar yer almaktadır. Sorulan sorulara verilen her A cevabı 1, B2, C3, D4 puanmış. Öğrencilerden Ali 6, Zeynep 10, Sinem 13, Eda 14, Can 19 puan aldığına göre hangi öğrencinin soruları A cevabını verme oranı diğer dördünden daha fazla ve ekolojik ayak izi daha küçüktür diyor. Şimdi bak burada hiç bunları okumana vesaire gerek yok. Birazcık çakallık gidiyor olman lazım. Neden? Ekolojik ayak izi diyor. Ekolojik ayak izinin düşük olmasını soruyor bana. Şimdi burada dikkat edersen hani hafiften bak bir. Ne vermiş? Araçlarla gidilen haftalık yol. Araç kullanmıyor. Bakın bu gittikçe ne olacak? Yükselmiş. Bu yükseliyorsa eğer ki o zaman ekolojik ayak izini de arttırır mı? Arttırır. Yaşanılan konut büyüklüğü yükseldikçe ekolojik ayak izi artar mı? Artar. Bitkisel besin tüketimi çok sıksa azalır. Kırmızı et tüketimi çok sıksa artar. İşte giyim ayarlamaya bütçe artarsa ne yapar? Artar. Şimdi puanlara bakarsan 6, 10, 13, 14 ve 19 almış. Demek ki canın ekolojik ayak izi çok büyükmüş arkadaşlar. Ama Ali'nin ekolojik ayak izi ne olacaktır? Küçük olacaktır. E, dolayısıyla benim ekolojik ayak izim küçükse çevreye vermiş olduğum zararda en az mıdır? Evet. O zaman Ali olacak mı cevap bakın? Ali olacak elbette. Yani direkt işte grafik çok bana karışık geldi gibi bir muhabbet gerçekleştirmenize gerek yok. Çünkü zaten adamın aldığı puan en düşük olduğuna göre ki verilenler genel itibara bakıldığında ekolojik ayak izini arttırıcı etkiye sahip olduğu için ne olacaktır? Ali gelmiş olacaktır. 6 numara sorumuzun doğru cevabı.